Bir de aktarmaya devam edeceğiz ama iç siyasete dönecek olursak HDP'nin kapatılma süreci gündemin en önemli başlıkları arasında yerini alıyor. HDP kapatılma süreciyle ilgili ek savunma istemişti Anayasa Mahkemesi'nden. Şimdi bir Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da muhabirimiz Seda Akgüz bizi bekliyor. Ayrıntıları kendisinden alacağız. Bugün kritik gün. Ek süre verilecek mi, verilmeyecek mi? Bunu öğreneceğiz. Seda hoş geldin gün ortasına. Şimdi kritik gün dedik, evet, ama genel kurul toplandı mı? Öncelikle bunu öğrenelim senden. Yeşimer Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu sabah saatlerinde toplandı ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gündeminde bugün 9 başlık bulunuyor ve 9. sıradaysa PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması davası devam ederken ek süre talep etmişti HDP. İşte bu ek sürede bugünkü genel kurulun gündeminde ve şu dakikalarda genel kurul gündemindeki diğer başlıkları, diğer dosyaları görüşmeye devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda, ilerleyen saatlerde HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne ek süre için yaptığı başvuru talebi de değerlendirilmiş olacak Yeşimer Yılmaz. Önümüzdeki dakikalarda, saatlerde değerlendirileceğini söyledi ama şunu merak ediyoruz. Nasıl bir karar çıkacak? Oradaki hava nasıl? Bir olumlu karar çıkar mı? Ek süre verilir mi? Verilirse ne olur? Verilmezse ne olur? Süreç nasıl işleyecek Seda Akgüz? Yeşim Elmaz, eğer bugün olumlu bir karar çıkmazsa HDP'nin başvurusuna ilişkin, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bu kararı olumlu yönde karar vermezse 7 Eylül'e kadar Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin savunmasını vermesi gerekiyor. Son tarihin 7 Eylül olduğunu söyleyelim. Yani önümüzdeki 5 gün içerisinde olumsuz bir kararın çıkması halinde HDP ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne vermek zorunda. Peki olumlu yönde bir karar çıkarsa ne olacak? 30 günlük ilave bir ek süre verilmiş olacak. 60 günlük yasal bir süreç işleyecekti savunma için. HDP'nin savunmasını sunması için 60 günlük sürece ilave 30 gün eklenecek. Yani 90 günlük bir savunma sürecinin başlayacağını söyleyelim. Peki bundan sonra neler olacağını sormuştunuz. O soruya da yanıt verelim. HDP'nin ön savunmasını vermesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, yani iddianameyi hazırlayan Başsavcı Bekir Şahin, esasa ilişkin bir savunma, daha doğrusu bir açıklama metni gönderecek Anayasa Mahkemesi'ne ve bu metin de yine açıklama da yine HDP'ye iletilmiş olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın belirleyeceği bir tarihte de yine Anayasa Mahkemesi toplanacak. Bu süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den sözlü açıklama, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den ise sözlü bir savunma alınmış olacak Anayasa Mahkemesi'nde. Ardından tabii raportör süreci devreye girecek. Raportör esasa ilişkin bir dosya, bir rapor hazırlayacak. Tabii bu süreçte elde edilen bilgi, belgeler değerlendirilmiş olacak raportör tarafından. Ve bu süre içerisinde de hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin hem de HDP ek bilgi, belge, delil ya da ek olarak yazılı savunma sunabilecek. Raportörün dosyayı incelemeye aldığında, esasa ilişkin inceleme sürecinde vermiş olacak. Ardından neler olacağına gelirsek, aslında en kritik süreç aslında Anayasa Mahkemesi raportörünün hazırlayacağı, esasa ilişkin hazırlayacağı o raportörün hazırlayacağı rapor döneminde olacak. Ve ardından esasa ilişkin raportörün raporunu tamamlamasının hemen ardındansa Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği bir tarihte yeniden toplanacak genel kurul ve nihai kararın da o genel kurulda verilmesi bekleniyor. Peki nasıl bir süreçte olacak bu? Kapatma kararının çıkması için 3'te 2 çoğunluk aranacak Anayasa Mahkemesi'nde. Raportör, tabii şunu atlamayalım, raportör raporunu hazırladıktan sonra o raporu 15 Anayasa Mahkemesi üyesine sunacak ve sunmasının ardından Zühtü Arslan bir tarih belirleyecek. O tarihte 15 üyede o 3'te 2 çoğunluk aranacak. Bu ne demek oluyor? Yani 15 üyeden 10'unun evet oyu vermesi halinde terörün siyasi kapısına kilit vurulacak Yeşimer Yılmaz. Tabii şunu da ekleyelim, bunu da eklemekte fayda var. Toplumun her kesiminden HDP'nin, PKK'nın siyasi uzantısının kapatılmasına yönelik talepler gelmeye devam ediyor. Diyarbakır anneleri terörün siyasi kapısına kilit vurulmasını istiyor. Türk gençliğinden, şehit ve gazi yakınlarından da yine ek süre konusunda aslında günlerdir bu ekranlardan dile getiriyoruz. Ek sürenin verilmemesi, bu sürecin daha fazla uzatılmadan HDP'nin kapatılmasına yönelik taleplerine geldiğini söyleyelim. Peki.
Seda Küs, kolay gelsin. Evet, haber nöbeti de devam ediyor. Seda'nın gelişmeleri oldukça Ankara'dan bize aktarmaya çalışılacak. Biz...